Ahmet Hakan. Bizim millet sevmez, anarşiyi, kaosu falan. Gençliğimde radikal eylemlerden çok hoşlanırdım. Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım. Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim. Duvarlara yazı yazmak yaşama sevinci verirdi bana. Hep birlikte slogan atmak hayata bağlardı beni. Boykot, direniş en sevdiğim kelimelerdi. Fakat çok sonra fark ettim ki bizim milletin büyük çoğunluğu hoşlanmıyor böyle şeylerden. Sağcı olsun, solcu olsun, muhafazakar olsun, liberal olsun yani dünya görüşü ne olursa olsun bizim halkımız anarşi, kaos, başkaldırı, ambargo, direniş, eylem, boykot sevmiyor. Bizim ahali en ağır eleştirileri yapsa da kurumsal yapının saat gibi tıkır tıkır işlemesini arzu ediyor. İşleyişe yönelik kural dışı olarak algılanabilecek herhangi bir yaklaşımı görünce de hemen düzenden, intizamdan yana tavrını koyuyor. Halkımızın 12 Eylül'den sonra Kenan Evren Anayasası'na evet demesinin en önemli nedenlerinden biridir bu. Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey repliği aslında halkımızın genel duygu durumunun bir özetidir. Evet yaşadığım hayat bana bunları öğretti. Fakat görüyorum ki yaşadığı hayat bunları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na öğretmemiş. Eğer öğretmiş olsaydı bir ana muhalefet lideri olarak elektrik faturamı ödemeyeceğim türünde anarşiyi, kaosu, kargaşayı, düzensizliği, sistemsizliği, intizamsızlığı çağrıştıracak böyle bir çıkış yapmazdı. Herkes gibi ben de farkındayım. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak benimsenmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkat çekici çıkışlar yapması gerekiyor. İyi ama aday olmayı başarmakla iş bitmiyor ki. Bunun bir de seçilmeyi başarma kısmı var. Kılıçdaroğlu dikkat çekici çıkışlar yaparken işin bu kısmını da dikkate alsa iyi eder. İmza bir dost. Çok saygı duydum bu hayat seçimine. Bazı meşhurların dindar bir hayatı seçtikten sonra acayip sekterleştiklerini, anlayışsız bir tutum aldıklarını, bir anda siyasallaştıklarını, geçmişlerine karşı gaddarlaştıklarını, hiç gülümsemediklerini, bir anda allame kesildiklerini fark edip her zaman şaşırmışım der. Meriç dindar bir hayatı seçtiğini öğrenince acaba o da böyle mi oldu diye merak ettim. İmajını yeni seçtiği hayata uydurmuş, adını bile değiştirmiş, Meriç olan adını Mahmut yapmış. Eskinin Meriç Bey'i, şimdinin Mahmut Bey'i olmuş ve Yeni Şafak'a bir röportaj vermiş. Baştan sona izledim röportajı ve dedim ki, işte budur abi, işte böyle de değişir. Röportaj boyunca huzur bulmuş bir hali vardı. Geçmişiyle kavga etmiyordu, yaşadığı değişimin bireysel olarak etkisinden başka bir şeyle meşgul olmuyordu. Melik taslamıyordu. Yüzünde sürekli bir gülümseme vardı. Seçtiği yeni yolla birlikte kendisiyle de barışmış görünüyordu. Kendi macerasını anlatmaya çalışıyordu, kimseyi yargılayıp yadırgamıyordu. Çok derin bir hürmet duydum bu mütevazı değişime. Cumhurbaşkanına tavsiye, bu taklitçi gençle tanışın. TikTok diye deli bir mecra var ya, işte o mecrada delikanlının biri harika Erdoğan taklidi yapıyor. Sadece taklit de değil, şahane parodilerle yaptığı taklidi çok güzel bir şekilde süslüyor kerata. Hepsini baştan sona izledim ve çok güldüm. Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan bu taklit ustası genci davet edip taklidini yaptırsa ve şifa niyetine Emine Hanım'la birlikte izleyip gülse. Zamların nedeni CHP diyenlere bir çift laf. Eğer AK Parti cenahından herhangi biri televizyonlara falan çıkıp zamların nedeni CHP'dir diyorsa, bu sözünü hangi bağlama oturtursa oturtsun, bu sözünü hangi mantık düzlemiyle izah etmeye çalışırsa çalışsın, yaptığı AK Parti karşıtlığından başka bir şey değildir. Hatta bir adım daha atayım. Bin AK Parti karşıtı bir eylem yapsa, bu kişinin AK Parti'ye yaptığı olumsuz etkinin binde birini bile gerçekleştiremez. Covid-19'da neden yakalanmadım? Hava değişimlerinde ilk ben hasta olurum, azıcık cereyanda kalsam sırtım tutulur. Rüzgar biraz sert sesim kısılır. Grip mevsimi başlamadan ben grip olurum. Bir yanımda apşırsa anında nezle olurum. Benim gibi nanemolla birinin dünyayı kasıp kavuran şu Covid-19 illetine yakalanmaması, isteşti işte bilim insanlarının üzerinde durması gereken bir vakadır. Her türlü illet ilk beni bulurken COVID-19 neden hala beni bulmadı? Kan grubumdan mıdır, asosyal kişiliğimden midir, kapalı alanlarda 3 dakikadan fazla kalmama prensibini geliştirmemden midir, nedir, ne iştir? Neyse neyse daha fazla uzatmayayım, uzatırsam çağırmış olacağım. Son günlerde Son günlerde sürekli nazi bayraklarıyla donatılmış 2. Dünya Savaşı filmlerine takılıyorum. Fazlasıyla can canlı, yeterince alengirli, sürpriz zenkli maskelerin peşine düşmüş durumdayım. Yaylı gelir taşlıktan, dingil çıktı başlıktan türküsü dilime dolandı, bu kabustan kurtulamıyorum. Balıkçı kahramanda kalkan balığı yeme hevesine kapıldım ama acayip tırsıyorum. Ahmet Hakan Mehmet Akif Soysal Elektrik faturası Biden'ın başına dert. Siyasetin zor zanaat olduğu dönemlerden geçmekteyiz. Bunu Türkiye özelinde söylemiyorum. ABD'yi ele alalım. Son 5 yılda salgın öncesi Trump'ın seçimi rahat kazanacağı anketlerle ortadayken salgınla yaşanan çalkantı kendisini koltuktan etmiştir. Şimdi ise çanlar Biden için çalıyor. %10'lara yanaşan enflasyondan ABD'liler hiç hoşnut değil, dahası enflasyon olgusuna alışık değil. Biden'ın ülke çapında popülaritesi ve seçmen karşılığı enflasyon nedeniyle bir hayli yara almış durumda emtia fiyatlarındaki artış tarımsal kıtlık derken enerji fiyatlarındaki artış ABD enflasyonunda hatırı sayılır bir artışa sebep olmuştur. Kısaca üzerinden geçecek olursak enerji fiyatlarındaki artışın sebepleri Krizden çıkıştan sonra talebin aşırı canlanması, Rusya etkisi, Ukrayna ile yaşanan gerginliğin Rusya'nın enerji tedarikini bir silah olarak sunması ve karşılığında Kuzey Akım 2'ye ilişkin belirsizlikler, 2050'de karbon nötr hale gelmek hedefi nedeniyle tutarsız denebilecek eksik hesaplarla kömür, kömür gaz ve petrol yatırımlarının yavaşlaması, karbon salınımı düzenlemelerinin yaklaşması sebebiyle maliyetlerin artması bu faktörler hemen hemen tüm enerji kaynaklarının kömür, karbon kontratları, elektrik, gaz, petrol gibi fiyatlarını artırdı. Her birinde birkaç katlık artış yaşandı. Enflasyon, enerji fiyatlarının başkanlık seçimine etkisi o kadar önemli ki terör devleti ilan edilen ve ambargolara maruz bırakılan İran ile anlaşma emareleri vermektedir. Resmi olarak ilan edilmese de gayri resmi kaynaklar bilhassa Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası görüşmelerin hızlandığını ifade etmekteler. Amaç belli, arzı artırarak fiyatları baskılamak. İran hali hazırda 70 milyon varilden fazla hazır ve satılabilir rezerve sahip. Ayrıca günlük üretimini kısa sürede 1 milyon varilden fazla artırabilir. Bu OPEC ve Rusya'nın birlikte yaptıkları artıştan bile fazladır. Gelelim Türkiye'ye. Uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin enerji fiyatlarını sübvanse ettiği de bir gerçektir. Tüm dünyada enerji fiyatlarında yükseliş devam ederken Türkiye'de Sayın Erdoğan başkanlığındaki hükümet enerji maliyetinin önemli bir bölümü kamu tarafından üstlenilmesini sağladı. Enerji maliyetinin önemli bir bölümünün kamu tarafından üstlenilmesini sağladı. 2021 yılında özel tüketim vergisinden feragat etmek suretiyle 80 milyar lira doğalgaz, 20 milyar lira elektrik, 65 milyar lira akaryakıt olmak üzere vatandaşlara toplam 165 milyar TL destek sağlandı. Kişi başı destekse 2000 liraya ulaştı. Ancak 2022 başında enerji fiyatlarına gelen zamlarla beraber siyasette bir hayli hareketli dönem geçirdik. Şahsıma da bu konuda ulaşan türlü serzenişler var. Bunları haksız da görmek imkansız. Tek bir ayda artışın %100'ün üzerinde olması açıkça şok etkisi yaptı. Doğrusu hükümetinin 2021 yılı boyunca katlandığı bunca maliyeti, edindiği sempatiyi neden bir ayda faturalara yansıtarak gölgelediğini anlamlandırmak zor. Aklıma sadece tek bir senaryo ihtimali geliyor peyderpey yapılacak bir zamdan ziyade bir ayda enflasyonu yükseltip bir dönem sonra enflasyonda ani bir gerilemeye imkan vermek. Ancak bu stratejinin ticaret dengeleri ve hane halkının desteği nezdinde karşılığı da düşünülmeli. Siyaset kurumu bir ayda gelen böylesi bir zammı göğüslemekte çok zorlanacaktır. Bakanlıkların bu tarz önemli kararların net maliyetini Sayın Erdoğan'ın önüne daha açık koyması gereklidir. Hane halkına maliyetin tek bir ayda ikiye katlanacağı senaryoyu Sayın Erdoğan'ın gönlünün katlanabileceğini zannetmediğim için bunu ifade ettim. Hane halkına maliyetin tek bir ayda ikiye katlanacağı senaryoya Sayın Erdoğan'ın gönlünün katlanabileceğini zannetmediğim için bunu ifade ettim. Keşke daha mutedil bir yolla, kısmi geçişlerle bu işi yürütebilse. Mehmet Akif Soysal